Of ya! Benim hiç yemeğim yok. Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Aa! Neden böyle bağırıyorsun? Zaten koşuyorum, tamam. Gönlü şekeri birinin yardıma ihtiyacı var. Bu çığlığı tanıyorum. Torunum, ben yanındayım. Sana yardım edeceğim. Neden bu kadar uzun sürdü? Acıktım. Bu yüzden bu meydan okuma düzenlemeyi öneriyorum. Murtado'ya hoş geldiniz. Basit bir şeyle başlayacağız. Bana lezzetli krepler hazırlayın. Krep mi? Bunu yapabilirim. Hayatım boyunca çok fazla krep yaptım. Tariflerini ezbere biliyorum. Önce unu sütle karıştırmanız gerekir. Daha sonra ortaya çıkan karışıma yumurta kırmanız gerekir. Zak, sen ne bekliyorsun? Arkamca tekrarla. Aa, bunu nasıl yapmam gerektiğini söylediniz. Derin bir kasem var. Oraya un eklemek kaldı. Ah, ne kadar çoksa o kadar iyi. Öfçi! Aa, evet, unla başa çıkmak o kadar kolay olmayacak. Sonra yumurtalar geliyor. Onlarla da dikkatli olmanız gerekiyor. Ve sütü unutmamalıyız. Büyük annem böyle öğretti. Vay canına büyük anne. Evet, hamurunuz tam hazır. Evet öyle. Yakında krep olacak. Aa, kahretsin, ne yaptım ben? Büyük anne, hepsi sizin suçunuz. Dikkatimi dağıttınız. Ve yanlışlıkla hamurumu mahvettim. Ama neyse, sanırım onu saladıktan sonra her şey yoluna girecek. Aa, garip. Bu aptal karıştırıcı sıkıştı resmen. Hadi. Aa, ne oldu? Mikserin kollarını nasıl çıkaracağım şimdi? Görünüşe göre sonsuza dek hamurda kalacaklar. Evet Zak, senden aşçı falan olmaz. En lezzetli krepleri kendim pişirmem gerekecek. Zaten rakiplerim yok gibi. Çeviriyoruz böyle. Leziz. Buna baksanıza, ne güzellik ama gözlerim kamaşıyor. Ve tabii ki bu pancakeler için akça ağaç şurubunun da kaplanması gerekiyor. Böylece daha lezzetli oluyor. Büyük annem iyi tabii ki ama çok sıkıcı. Neden krepleri de renkli yapmıyorsunuz? Böylece onları daha ilginç hale getireceğim. Tüm renkler hazır. Ayrıca ünlü karakterlerin kafaları şeklinde krep yapabilirsiniz. Böylece parlak, lezzetli ve unutulmaz olacaklar. Böyle güzel bir şeyi kesinlikle uzun süre kafasından çıkaramayacak. Şimdi çeviriyoruz. Ve hazır oldu. Baksanıza, resmen sanat eseri. Pekala, herkesin çok güzel krepleri oldu. Peki ben ne yapacağım? Ha, tabii ya, neden hamurdan krep pişiriyorsunuz ki? Sadece hazır olanı alabilirsiniz. Örneğin bardaklara ekmek dilimleri kesin. Onları daha lezzetli hale getirmek için onları çırpılmış krema ile kaplamanız gerekecek. İşte burada. Kaplıyoruz. Ve biraz parlak bir pasta süsü eklesek tam gereken olacak. Üst üste koyduk. Ve şimdi süslerimiz. Baksanıza. Tamam ki, kazananı seçme zamanı. İşte bu. Böyle bir çeşit krep beklemiyordum. Sanırım Zak'ınki ile başlayacağım. Umarım onun şakaları beni hayal kırıklığına uğratmaz. Yani oldukça garip görünüyor. Fena değil ama daha fazlasını bekliyordum. İşte bu, devam edelim. Bunlar mavi tuhaflar da kim? Orijinal krepler. Ama o kadar da lezzetli mi? Hmm, bundan çok hoşlandım. Bu sefer kesinlikle benim için bunlar yapılmış. Pekala. Kazanmak için son bir aday kaldı. Büyük anne, hayal kırıklığına uğratma beni, tamam mı? Hmm, bu sadece inanılmaz. Çocukluğumun tadı. Büyük anne, sen kazandın. Kreplerin harika. Aa, yaşasın. Üzülme, bir gün sen de kazanacaksın.
ikinci tur için hazır mısınız? O zaman şimdi benim için işte açıcı bir sıcak çikolata yapın. Tamamdır. Çok kolay. Herkes konuşurken ben zeki olarak Nutella'nın tadını çıkarıyorum. Hey Zak! Nasıl utanmıyorsun? Bu Nutella Kate için. Senin için değil. Onu sıcak çikolata yapmak için kullanacağız. Bunun için Nutella'yı sütle karıştırmam gerekiyor. Sonra da bu karışımı ateşe koymam gerekiyor. Ve iyice karıştırın. Ay çok güzel kokuyor. Mis! Ya evet, kokusu muhteşem. Benim de yemek yapmaya başlamam zamanı geldi. Ama bu süt açılmak istemiyor. Hey hayır. İşte şimdi kendim de süt oldum. Kesinlikle kazanmam gerekiyor. Bu fedakarlıkların boşuna olmaması için. Bunun için gezegendeki tüm insanların en sevdiği çikolataları kullanıyorum. Onunla kesin hayal kırıklığına uğratmayacağım. İzleyin ve öğrenin. Sıcak çikolata geçen yüzyılda kaldı. Bugün çikolata ayrı olarak servis ediliyor çünkü bu daha güzel görünüyor. Ve ayrıca çok daha lezzetli. Ben de çikolata servis etmek için harika bir yöntem biliyorum. Sadece özel bir kılıfa dökeceğim. Ve böyle güzel top şekli alacak. Ve içine kakao dolduracağım. Böylece daha lezzetli olacak. Ve tabii ki ek olarak bunların içine marshmallow koyacağım. Şimdi kapatıyoruz. Ve hazırlar. Tabii ki üzerini kapadıktan sonra servis edebiliriz. Şimdi bardağa sıcak su dökebilirsiniz. Ve servis edebilirim. Torunum böyle bir şeyden hoşlanmıyor. Ev yapımı güzel kakao var ve tabii ki en sevdiği kurabiyeler. Zak, ne yapıyorsun sen? Onlara bak, ne yaptın, yaktın her şeyi. Ay evet evet, hemen kapatmam gerekiyor ocağı. Ya her şeyi yaktım. Çikolata birbirine yapışmış. Umarım Kate'in hoşuna gider. Zak, bunu sen mi yaptın? Kakao ya da sıcak çikolataya pek benzemiyor. Bu ne böyle? Çikolata sadece. Tamam işte sade çikolata. Hiç olmaz böyle bir şey. Bakalım bu ne? Büyük annem benim için ne yapmış? Ev yapımı kakao. Lezzetli. Ayrıca kurabiyeler de var. Tamamdır. Şef Tina'yı hazırladı. Güzel görünüyor. Bunu ne yapmalıyım? İçinde bir şey var sanki. Bunu süte daldıracağım. Vay canına, erimeye başladı. Hadi tadına bakalım. İşte bu! Evet! Onun kakaosu sıcak çikolatası inanılmaz bir şeydi. Bu turun galibi belli oluyor. Tina, bu sensin. Bu çok açıktı. Şimdi pasta istiyorum. Büyük ve lezzetli. Pasta pişirmeyi çok iyi biliyorum. Ah bu kolay bir şey. Bununla kesinlikle başa çıkabilirim. Büyük annenin torunu için lezzetli pasta yapması bir şart resmen. Tamam başlıyoruz. Pastayı tam olarak hazırlayabilirim. Ve onu kalp şeklinde yapacağım. Böylece çok daha tatlı olacak. Her tarafından kesiyoruz. Çok dikkatlice yapmalıyız. Ve pastanın birbirine yapışması için kremayla iyice yayılması gerekiyor. Krema ne kadar bol bol olursa o kadar güzel olur. Böylece muhteşem bir şey oldu, baksanıza. Benim sevgili Kate'im için her şeyi yaparım. Tamam, hazırdır. Ben de biraz deneyeyim. Oh, mis. Kek için taze meyveleri aldım ve onlarla süsleyeceğim pastayı. Baksanıza, ardından meyveleri pastanın üzerine koyacağım. Çok güzel oldu bence. Bu çok basit bir şey. Şimdi size lezzetli ama aynı zamanda orijinal pasta nasıl yapılacağını göstereceğim.
Önce keklerin iki parçaya bölünmesi gerekiyor. Bundan sonra her pastadan bir parça kesiyoruz. Ve bundan sonra büyük annenin yaptığı gibi bir şey yapacağız. Krema sürecek. Ama aynı olmayacak tabii ki. Her katmanı krema ile kapladıktan sonra yapılması gereken bir şey var. Böylece gelecekteki gökkuşağın temelini oluşturuyoruz. Sonra da sadece doğru renkleri kullanıyoruz. Eminim Kate bunu çok sevecek. Baksanıza, gerçekten gökkuşağı oluyor. İşte bu pekala neredeyse hazır. Kalan tek şey bu tatlı gözler. Ve ayrıca bulutlar da çizebiliriz. İşte bu mükemmel. Neden bu kadar telaşlanıyorsunuz hiç anlamıyorum. Bu bir pasta. Ay ne kadar lezzetli krema. Herkes çok hazır ve çok güzel bir şeyler yapmış. Ben değilse özel bir şey yok ama her şeyi düzelteceğim. Şimdi bu çikolataları alacağım ve eriteceğim. Biraz bekleyelim. Hazır. Tamamdır, bu çok lezzetli. Bu çikolatayı pastanın üzerine dökeceğim. Ancak bunu özel bir kalıp yardımıyla yapmamız gerekiyor. Böylece çikolata pastanın üzerine çok daha güzel düşecek. Büyük anne bunu gördün mü? Hadi başlıyorum. İşte bu. Siz böylesini yapamazsınız. İşte bu. Hazır. Evet. Bu sefer kesinlikle herkes çok uğraştı. Nereden başlasam acaba? Ah, bu şey çok tatlı. Onu denemek istiyorum. Lezzetli. Ama belli ki bir şey eksik. Büyük anne, umarım pastanı daha çok beğenirim. Lezzetli. Ama burada da bir şey eksik. Zack, belki en azından sende mükemmel bir pasta olur. Yani oldukça sade görünüyor. Ama görünüş kandırabilir. Bakalım tadına. Evet, bu tam olarak böyle bir durum. Bu kadar lezzetli bir pastayı uzun zamandır yememiştim. Zack, tebrikler. Bu sefer sen kazandın. Sonunda. Bunu beklemiyordum ama oldu. Aynı komik, eğlenceli ve lezzetli videoları kaçırmamak için Murtada'ya abone olun. Bundan sonra daha da ilginç olacak. O yüzden beğenmek tuşuna bas ve bizimle kal.